Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 8 Ağustos'ta Türkiye saatine göre 16.50'de 16 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. Evet, her yeni ay yeni olasılıkları da gündemimize taşıyor. Bakalım bu yeni ayın enerjilerinde neler var? Ay haritasında 22 derece Yay Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz ve yeni ay haritanın 8. evinde doğuyor. Hemen yanında yine Aslan Burcu'nda bir Merkür var ve Boğa Burcu'ndaki Uranüs'le güçlü bir kare açı yapıyor yeni ay derecemiz. Merkür yükselen derecesine güzel bir üçgen açı veriyor. MC noktasında Terazi Burcu var. Aynı zamanda uzak olsa bile, orb aralığı uzak olsa da yine Kova Burcu'ndaki Satürn'ün yeni ayla bir karşıtlığı da söz konusu. Evet, Aslan yeni ayı ateş elementinin sabit niteliklerini taşır ve astrolojide zodyakta 5. evin yöneticisidir. Canlı, yaratıcı enerjilerle ilgili Aslan'ı yaşam enerjimizdir, özgüvenimizdir, kimlik duygumuzdur. O yüzden Aslan ego anlamında, egonun ifadesi, kendini gösterme, liderlik etme, kişiliğin güçlenmesi anlamında çok güçlüdür. Ve Aslan Burcu'ndaki gezegenler de bu anlamda çok güçlenirler. Burada Merkür'ün de yer alması aslında düşünce yapılarımızda kendimizi bireysel olarak ifade ederken, düşüncelerimizi savunurken de çok daha gururlu, işte inatçı, özgüvenli tavırlar içerisinde olabileceğimizi de işaret ediyor. Aslan güç demek, güçlü yapılar ve güçlü kişileri sembolize eder. Liderler, yöneticiler, devlet adamları, ünlü kişiler, aristokratlar, toplumdaki tanınmış kişiler Aslan Burcu'yla alakalıdır. Ve Aslan sanatı yönetir, sahne sanatını yönetir, sanatçıları yönetir, ünlü kişileri yönetir. Çocuklar, gençler, aşk hayatı, romantik konular, günlük hayatımızın eğlenceli ve keyifli yanları, eğlence sektörü Aslan Burcu'yla alakalıdır. Şimdi Aslan yeni ayında tabii ki bu konu ve kavramlar hem bireysel hayatlarımızda hem toplumsal alanlarda biraz daha dikkat çekecek, görünür hale gelecek ve buralarda belki bazı yeni gündemlerimiz oluşacak. Kimler daha fazla etkileniyor? Tabii ki sabit burçlar. Evet, Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burçları. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz, Güneş burcunuz özellikle birinci planda 16 derece ve yakınlarında bulunuyorsa sabit burçlarda ve yine kişisel doğum haritalarınızda sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sizin için yenilikler, yeni başlangıçlar özellikle önemli olabilir. Uranüs'te sert açısı söz konusu ve Aslan özellikle 16 derece 23 derece arası biraz sert yıldızların da olduğu derecelerdir. Bunlar hani çok hırslı, çok tutkulu, güçlü, aynı zamanda kararlı ama biraz acımasız, savaşçı olabilen enerjilerdir. Uranüs'le tam karesi, Uranüs olan yerde de böyle bir sürpriz durumlar, beklenmedik durumlar, ani durumlar tabii ki enerjiler çalışıyor. Yani biraz beklenmedik konular, biraz heyecan yaratacak konular, ani huzursuzluk yaratacak durumlar bu yeni ayda gündeme gelebilir. Yeni ayı takip eden iki hafta özellikle yeni ay yavaş yavaş ışığını büyütürken bunlar gündemimizde olacak. 22 Ağustos'ta Kova Burcu'nun 29 derecesinde tekrar ikinci bir kova dolunayı yaşayacağız. Tam doruk noktasına ulaştığı dönem. Tam dolunay zamanı aslında. Şimdi liderlerle ilgili, dünyayı yöneten güçlü kişiler, liderlerle ilgili tabii ki önemli etkiler bekleyebiliriz bu yeni ay döngüsünde. Bazı böyle hızlı kararlar, beklenmedik tutumlar bekleyebiliriz. Aynı zamanda ekonomiyi çok güçlü bir şekilde etkiliyor. Çünkü Aslan spekülatif piyasaları yönetir, borsayı yönetir, altını yönetir, yatırım araçlarıyla ilgilidir ve Uranüs de Boğa'da zaten, yani parayı yöneten Boğa burcunda dengesiz bir gezegen var şu anda. Ve bu yeni ay
para piyasaları, borsa, spekülatif piyasalarda yine çok hızlı çıkışların, inişlerin ama daha çok spekülatif hareketlerin olabileceğinin de göstergesi. Başak Burcu'ndaki Venüs'ün Balık Burcu'ndaki Neptün'le karşıt açısı biraz özellikle parayı da yöneten, iş hayatını da yöneten Venüs'ün Başak Burcu'nda Neptün'le karşıtlığı biraz belirsizlik, kaos, güvenilmez koşullar da yaratabiliyor. Yani para konularını ve spekülatif konulara, aldanmalara, aldatılmalara dikkat etmekte fayda var bu süreç içerisinde. Ülkemizin de özellikle şu dönemde Satürn 8. evinde bu yeni ay ülkemizin Venüs'ü Akrep'te ve ona tam bir kare yapıyor. Dolayısıyla özellikle ekonomik alanlarda, piyasalarda etkili olabilecek bir yeni ay döngüsü. Biraz heyecan da yaratabilir. Yani bunlar gerçekten piyasaları bir anda hızlı çıkışlara da neden olabilir. Ama dengesizlikler de güvenilmez durumlar da yaratabilir. Aynı zamanda ünlü kişileri yönetir dedik. Yine ülkemizde ünlü kişilerin, liderlerle ilgili konuların, belki bir politik lider olabilir bu dikkat çekici. Aynı şekilde belki çok ünlü bir sanatçı olabilir. Bu yeni ay döngüsünde dikkat çekici bazı durumlar olabilir. Ama Satürn ve Uranüs enerjisi var. Beklenmedik durumlar, belki hastalık gibi bir konu veya daha riskli bir konu da dikkat çekici olabilir. Yeni ayla beraber gündemimizde olabilir. Aslan yeni ay dönemlerinde yine İsrail'de çok önemli hareketler bekleyebiliriz. Yani İsrail'in saldırgan tavırlarını, yine Filistin'le olan şu anki gerginliklerinin öne çıkması söz konusu olabilir. Yine aynı şekilde Amerika'yla da ilgili Amerika'nın bazı Amerika'daki yani lider, işte belki kendi politik iç yapısında dikkat çekici bazı süreçler olabilir ve ülkemizi de tabii ki etkileyen, ülkemizi de etkileyen bazı politik durumlarla karşılaşabiliriz, söylemlerle, tavırlarla karşılaşabiliriz ve bunların bizim ülkemizde özellikle ekonomimiz üzerinde önemli baskıları da söz konusu olabilir. Evet, şimdi bireysel olarak nasıl etkiler alıyoruz? Özellikle yükselen burçlarınıza göre kısa kısa bu yeni ay tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Aslan yeni ayı 5. evinizde doğacak. Daha keyifli, neşeli, eğlenceli, yaratıcı süreçlerinizin öne çıktığı bir yeni ay bu. Coşkunuz ve özgüveniniz artıyor. Özellikle aşk hayatınızda yenilikler olabilir. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Sanat, hobiler, tatil organizasyonları, öğrenciyseniz özellikle eğitim hayatınızdaki bazı başarılar bu dönemde gündeminizde olabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, sizin için önemli bir yeni ay. Sabit bir burç olduğunuz için çok güçlü etkiler alabiliyorsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yükselen burcunuz, güneş burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa etkiler daha da artacaktır. Dördüncü evinizdeki yeni ay, özel hayatınız, ev yuva temalarına işaret ediyor. Tabii ki ev kurma, yuva kurma, evlenme, ev alma, taşınma, aile olma, belki çocuk sahibi olma. Hani bu etkiler güçlü, daha kadersel bir yeni ay döngüsü. Özellikle aileyle, ebeveynlerle ilgili konu ve kavramlarda yeni ayda gündemde olup bazı yenilikler hayatınızda söz konusu olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, yeni ay 3. evinizde, yakın çevrenizle daha fazla irtibat içerisinde olacağınız, günlük hayatınızın hareketlendiği bir dönem, bilgi alışverişi artıyor. Kısa uzun seyahatler, geziler olabilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Öğrenciyseniz sizin için çok keyifli bir yeni ay. Ticari konularda da bazı önemli girişimleriniz olabilir. Kardeşlerinizle ilgili hayatınızda gündemler bu dönemde çok daha dikkat çekici olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Aslan yeni ayı para evinizde doğuyor. İş arıyorsanız evet, bir iş bulabilirsiniz bu yeni ayda. Para kazanma olanakları, imkanlarınızı değerlendirerek, yeteneklerinizi değerlendirerek bir iş kurma, bunu paraya çevirme veya size ait kaynaklar, para, mal, mülk, bunları değerlendirme,
gündemleri olabilir. Yatırımlarla ilgili yeni kararlar verebilirsiniz. Riskli alanlara biraz dikkat edelim. Daha sakin, daha güvenli hareket etmekte fayda var. Sevgili aslanlar, evet, sizin için önemli bir yeni ay. Tabii ki hayatınızda yeni açılımlar söz konusu bu yeni ayla beraber. Yeni fikirler, yeni düşünceler söz konusu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa, özellikle doğum gününüz 5-12 Ağustos arasıysa, çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Yeni ayla beraber hayatınızın her alanında aslında bazı değişimler olabilir. Uranüs tesiri biraz kariyer konularında değişimler, yenilikler olabileceğini gösteriyor. Belki yeni bir işe başlama, yeni bir meslek, yer değişimi, taşınma, görev tanımınızda değişimler, belki ilişkilerle ilgili evlilik, ayrılık gibi konuların hayatınızda, toplumsal statünüzde yapacağı bazı yenilikler, daha kadersel, daha güçlü, hayatınızda yapı taşlarında aslında çok önemli olabilecek güçlü tesirlerin ve önemli değişimlerin olabileceği bir yeni ay döngüsünde olduğunuzu söyleyebilirim. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Aslan yeni ayı 12. evinizde yaratıcılığınız artıyor. Biraz daha bilinçaltınızın hareketlendiği, ruhsal enerjinizin güçlendiği, sanatsal yeteneklerinizin güçlendiği bir dönem. Yalnız başınıza yapacağınız işlerde uğraşabilirsiniz. Mesela öğrenciyseniz bir şeyler üretebilir, çalışabilirsiniz. Mesleğinizle ilgili sanatla uğraşıyorsanız çok verimli olabilir bu yeni ay döngüsü size. Sağlıkla da ilgili iyileştirme çalışmaları, genel bakımınız, check-up'ınız, belki tedaviler, hani bunlara da zaman ayırabileceğiniz, kontrollerinizi yaptırabileceğiniz, biraz önümüzdeki ay için güç toplayıp dinlenebileceğiniz bir dönemdesiniz sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve Yükselen Burcu Terazi olanlar, Aslan yeni ayı 11. evinizde doğuyor. Yeni bir çevre, yeni arkadaşlıklar olabilir, yeni bir teklif alabilirsiniz, bir proje olabilir. Geleceğe dair hedefleriniz var. Bol bol sosyalleşiyorsunuz, yeni insanlar söz konusu. Belki arkadaşlarınızla birlikte şöyle güzel bir organizasyon, bir tatil, bir eğlence ortamı içerisindesiniz. Bir partiye katılacaksınız. Arkadaşınız evleniyor, bir düğün törenine katılıyorsunuz. Böyle eğlenceli konular var. Tabii ki aşık da olabilirsiniz veya bir ilişkiniz var. İlişkinizle ilgili daha ciddi kararlar verebilir. Belki çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz ya da çocuklarınızla ilgili, çocuklarınızın hayatı, onların ilişkileri, onların eğitimi, onlarla ilgili konularında yine yenilikler hayatınıza getirebileceği bir yeni ay söz konusu. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, siz de etki alan sabit burçlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle 16 derece ve yakınlarındaysa çok güçlü tesirler alabilirsiniz. Bu yeni ayla beraber iş hayatınızda bazı açılımlar olabilir. Ama sanki ilişki dinamiklerinizde de bazı sürprizler var. Yani işbirlikleri, ani ilişkiler, ani işbirlikleri, tanışmalar olabilir. Yer değişimleri olabilir. Evlilik hayatınızla ilgili olarak da hayatınızda bazı dönüşümler olabilir. Bunlar sizi kariyer anlamında, statünüz, toplumdaki duruşunuz anlamında da daha kadersel bir şekilde etkileyebilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Aslan yeni ayı 9. evinizde doğuyor. Öğrenciyseniz eğitim hayatınızda yeni kapılar açılıyor. Akademik bir konu özellikle. Belki yurt dışı bağlantılı bazı planlarınız var. Evet, yurt dışı ile ilgili uluslararası alanlarda da bu Aslan yeni ayı size yeni kapılar açabilir. Yine seyahatler, özellikle uzun seyahatler, uluslararası seyahatler gündeminizde olabilir. Hukuksal konularda da bazı yeni gündemleriniz bu yeni ayda söz konusu olabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Aslan yeni ayı daha çok parasal konulara işaret ediyor. Bunlar hisseli paralar. Hani belki bir kredi almak istiyorsunuz. Belki bir eşinizin kaynakları ile ilgili yeni açılımlar var. Eşiniz çalışmaya başlayacak örneğin gibi. Belki böyle bir evlilik, ayrılıkla ilgili bir konunuz var. Nafaka, miras, tazminat konuları. Öğrenciyseniz bursla ilgili bir beklentiniz var. Bununla ilgili açılımlar olabilir. Bir vergi yapılandırması olabilir. Hani genelde para konularının şöyle bir gündemde olacağı ama yeni açılımların, yeni olasılıkların da devrede olacağı bir yeni ay.
Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, en fazla etki alan burçlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 16 derece ve yakınlarındaysa bireysel etkileriniz öne çıkıyor. Bu yeni ay ilişki evinizde doğduğu için tabii ki evlenebilirsiniz. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Hatta işbirlikleri, ortaklıklar olabilir. Bunlarla bağlantılı yeni kararlar da alabilirsiniz. Yani evliyseniz belki evliliğinizle ilgili ya da işbirliğinizle ilgili yeni bir yol açılımı olacak hayatınızda. Belki çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz. Eşinizle birlikte, özellikle ilişkilerinizle birlikte kararlar verebileceğiniz yeni açılımların olabileceği ama gerçekten güçlü bir yeni ay. Uranüs 4. evinizde, ev ortamınız, yaşamınız, aile ortamınızda da bazı sürprizlerin, hızlı değişimlerin olması mümkün. Bu yeni ay evlilikle veya bir ayrılıkla tabii ki yaşam mekanlarınızda taşınmalar, yer değişimleri getirebilir örneğin. Ya da bir iş kurarsınız. Ev ortamınızda, yaşam ortamınızda bazı yenilikler, değişimler söz konusu olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Aslan yeni ayı 6. evinizde doğuyor. Genel olarak bir iş hayatınızda, yani mesleki konularda bazı yeni kapılar açılabilir size. İş arayan balıklar için aslında kısmetli bir yeni ay olabilir tabii ki. Çalışıyorsanız çalışma şartlarınız, çalışma koşullarınızda yeni düzenlemeler, belki yeni anlaşmalar, yeni müşteriler söz konusu. Sorumluluk alanlarınız biraz öne çıkıyor. Genel sağlığınıza da dikkat çekiyor bu yeni ay. Sağlığınızı önemseyin diyor. Genel olarak bedeninizi güçlendirmek, sağlığınızı iyileştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak için de hayatınızın düzeninde bazı yenilikler yapabilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz, beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz, spora başlayabilirsiniz, çalışma koşullarınızı yenileyebilirsiniz veya bir sağlık sorununuz var, onun iyileşmesi için bazı tedavilere başlayabilirsiniz sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir yeni ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.